Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketi 10 ilde büyük yıkıma yol açarken deprem felaketi sonrasında ayakta kalan evlerin birçoğu ise oturulamayacak duruma geldi. Hal böyle olunca depremzede vatandaşlar başlarını sokabilecekleri bir yer aramaya başladı. Depremlerde 11 ilin ağır şekilde etkilenmesi nedeniyle Kahramanmaraş merkezde oturulabilecek durumda olan binalar için ev sahipleri fahiş kiraları isteyerek depremde darbe alan vatandaşlara bir darbe daha vuruyor. Zaten kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu şehirde bir de kira fiyatlarının umarsızca yükseltilmesi bu zor günlerde depremzede vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor. Kahramanmaraş'tayız. Asrın felaketinin yaşandığı merkez üstündeyiz. Bu şehirde sorunlar bitmiyor maalesef. Sizlerden gelen yoğun şikayetler var. Bu şikayetleri dile getireceğim bugün sizlere ve şu anda barınma en büyük sorunlardan bir tanesi. Çadır kentler kuruldu, konteyner kentler oluşturulmaya devam ediliyor. Diğer taraftan kalıcı konutlar için gerekli çalışmalar yapılıyor, adımlar atılıyor ama barınma sorunumuz var. İnsanlar barınma sorununu halletmek için kiralık ev arıyorlar ya da iş yerini sorununu halletmek için kiralık iş yeri arıyorlar. Lakin bu şehirde 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremden ders almayanlar, hani bir gecede zengin olup fakir olanlar, bir gecede her şeyini kaybedenler, paranın hükmünün o sabah geçmediğini anlamayanlar, vicdan ve merhametten yoksun olanlar 2 liralık eve 6-7 bin lira istemekte, 4-5 aylık peşin istemekte, 1 yıllık peşin istemekte, hem fahiş ücretler istemekte hem de bunun yıllık ya da işte 2 yıllık, 3 yıllık sözleşmeler yaparak vatandaşa dayatmada bulunmakta. Şimdi bakın, şunu söyleyeceğim. Çevre il ve ilçelerden, yani depremi yaşamayan il ve ilçelerde fahiş kira ücretlerini kabul etmem ama anlarım. Onlar bizim yaşadığımızı yaşamadı çünkü. Yahu biz bu şehirde binlerce canımızı enkaz altında bıraktık. Binlerce ailemiz, milyonlarca ailemiz paramparça oldu. Ve bizler bu şehirde cenazelerimizi toprak altında, enkaz altından çıkarıp defnedebildiğimiz için sevindik. Biz bütün bunları yaşamışken, paranın hiçbir hükmü olmadığını anlamışken biz daha neyin yüksek kira ücretini istiyoruz? İşte bu konuda biri bana kalkıp lütfen bir açıklamada bulunsun. Bir ev sahibinden rica ediyorum. Bir iş yeri sahibinden rica ediyorum. O vicdanınız veya merhametiniz neredeyse onu bulun ve elinizi bir kez daha o vicdanınıza ve merhametinize koyun da bana bunu bir izah edin lütfen ya. Şehirde kiralık ev yok. Bu bir gerçek. Kiralık iş yeri de yok. Bu da bir gerçek. Lakin olana da yüksek ücret istemek, hele hele bu şehirde istemek kabul edilebilir bir şey değil. Yani kelimeleri kullanırken hassas davranmaya çalışıyorum. Aslında çok farklı şeyler söylemek istiyorum ama olmuyor. Ekran başında çoluk var, çocuk var, rütük var, kullanamıyorum. Azıcık merhamet diyoruz ya. Ya biz bölüşen, ekmeğimizi bölüşen, birbirimize kapı açan, bu ümmetten gelen bir insandık ya, yardımsever bir insandık. Ne oldu da bir anda gözünüzü para hırsı bürüdü? İşte bu sorunun cevabını arıyorum. Ta Edirne'den, ta Kars'tan bu şehre yardım yağarken bu şehrin insanının, bu şehrin insanına yüksek kirayla ev vermesini ben kabul etmiyorum. Dayatmada bulunmasını kabul etmiyorum. Reddediyorum bunu. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor Allah aşkına. Biz neler yaşadık bu şehirde ya? Bir gün yani malı veren Rabbim, mülkü veren Rabbim bir gecede aldı. Bakın saniyeler içerisinde aldı. Bunu daha idrak edemedik mi? Kiraya verin tamam. 2000 liralık eve 3000 lira iste, 3000 lira iste hadi. Hadi iste, belki senin de ihtiyacın vardır da. 6000 lira, 7000 lira nedir ya? İnsanlar 8500 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. İş zaten yok. Çoluk çocuk zaten ortada. Ne yapacak bu insanlar? Sizin vicdanınıza, merhametinize mi kalacaklar? Kaç kişiyi aradık bilerek, hani bunları da yayına vermedik. Kaç kiralık daireyi, kaç kiralık iş yerini aradık. Yani dayatmalar, öyle bir dayatma yok ya. Öyle bir kabul etmiyorum ya. Bunu reddediyorum ben. Lütfen buradan iş yeri sahiplerine ve ev sahiplerine sesleniyorum.
Vicdanınız neredeyse o vicdanınızı bulun ve elinizi o vicdanınıza koyun. Yüksek kira ücretlerinden lütfen vazgeçin.